Öf. Sesim güzel geliyordur diye. Umuyorum yani iyi geliyordur diye. Şimdi yani yemin ediyorum ilk 2 gün sen adada değildim, evde değildim daha doğrusu. Acilen haberi aldıktan sonra hemen oraya gittik ama ondan sonraki geldiğim günlerde yani video çekebilecek bir muhabbetim vardı aslında. Ama yani 2 gündür deniyorum. Kaydı aç kapat, kaydı aç kapat, kaydı aç kapat, kaydı aç kapat. Yani direkt böyle bizle beraber arkadaşlar ben karşınızda var için falan tabii ben de bunu böyle fazlasıyla istiyorum ama yani olmadı yani bir denedik denedik olmadı ama artık bir yerden bir şeylere başlamak lazım. Çünkü sadece benlik değil ekibi de biraz böyle bana bakıyorlar. Biraz ben onlara bakıyorum onlar bana bakıyor. Birinin bir tarafı toparlaması gerekiyor. Mamalyan da Can sağ olsun güzel bir anı videosu yapmışlar. Yani ben izlemeyeyim diye de söyledi ki ben de zaten izlemedim o videoları. İzlersen biraz sıkıntılı olabilir diye. Velhasıl. Daha önce de birçok kez yaşamış bir insan olarak bu övünülecek bir şey değil kesinlikle. Ama birçok kez istemesem de ne kadar çok istemesem de daha doğrusu bir şekilde bu geldi yani benim önüme geldi benim etrafım oldu. Bir şekilde oldu yani böyle bir şey. O günden bugüne öğrendiğim tek bir şey varsa ilk arkadaşım ilk dostumu canımı kaybettiğimde de aynı şekilde yani tek bir olay varsa yani hep böyle kimse hak etmiyor da yani. Böyle gerçekten hiç hak etmiyor dediğim insanlardı benim gözümde. Ve öğrendiğim bir şey varsa toprak asla o aldığını geri vermiyor. Yani gerçekten toprak aldığını geri vermiyor muhabbeti. Doğru. Eskisi gibi de olmuyor. O da doğru. Yani asla unutmam asla işte günüm geçmez. Öyle olmaz böyle olmaz denilen muhabbetlerde de ya bir şekilde geçiyor o gün. Seve seve de. Yani başka türlü de. Bir şekilde sevmesen de o günlerin geçmesini bir şekilde geçiyor. Peki ateş düştüğü yeri daha çok yakıyor. Aileyi daha çok yakından sarsıyor. Çünkü aynı evin içinde bir insanla çünkü gün vakit geçiriyorsunuz, görüyorsunuz. Vakit geçirmeseniz bile biliyorsunuz orada uyuyor. Bir yerden sonra onu orada görmeyince tabii ki o eksiklik çok daha büyük. Bizdeki eksiklikten çok daha fazla hissediliyor ama bizim de evimiz gibiydi. Aslında yani buradaki ortamımız, buradaki oluşumumuz, stüdyo olsun, bizim ekip olsun, sizler olun, bizler olalım daha doğrusu siz derken. YouTube'da ürettiğimiz içerikler olsun falan. Yani baktığında burası da hemen hemen bizim için bir ev gibi olan bir yer. Dediğim gibi çok beni bilirsiniz. Ameliyat da olsam, ne bileyim, çok hasta da olsam, yataklık da olsam, korona da olsam, ya hastaneye kaldırılsam bile bir şekilde bu kanala ben hep bir şekilde sizin önünüze bir içerik sunmaya çalıştım. Stoklu ilerlemeye çalıştım. Ameliyat olacağım günü önünde gördüm. Önünde görüp buna göre bir backup'ımı aldım. Dedim ki 3 gün mü sürecek hastanede kalacağım? 2 günde dinlenmem mi? 5 günlük video çektim. Hatta ne olur ne olmaz 6. günü koyduk. Editörler Fanny Mumu'su yerleştirdi falan derken bir şekilde hep böyle bir içerikleri sizlere bir şekilde yetiştirdim. İşin üzücü kısmı o zaten işte orada başlıyor o muhabbet. Yani öngöremediğim şey oldu bu. Burada. Ya bunu ölümü bekleyemezsin, ölümü öngöremezsin. Tabii ki kendini bir şekilde koruyabilirsin ama asla ecelinde dur diyemiyorsun yani. Alın yazısı çok farklı bir dava. Bunu da öngöremediğim için ve işin bir diğer üzücü kısmı bu içerikleri size stok yaparken ya da buna benzer şeyler yaparken o günlerde yani no pain yani Yiğit de beraber sizlere bunu yapıyorduk. Bu sefer öyle bir olay oluyor ki hiç beklemediğim bir yerde zaten videolara ya. Yani demeye çalıştığımı anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Yani öngöremediğimden dolayı ve bu işin hazırlığını yaparken ki bu videoları çekerken adamlardan, sevdiğim insanlardan birisini toprağa vermek tabii ki hiç öngörülemeyen ve hiç beklenmeyen bir olay ve bunun no pain olması çok daha beklemediğimiz bir şeydi. Motor kazası oldu. Benim yani motora o kadar bir ya ben bir bisiklet sürdüğünü biliyordum ama bir motoru yeni alıp tekrar işte o motorun böyle bir biraz güçlü bir motor olduğu kendi çapına göre bunları bilmiyordum yani. Ki motordan çok arkadaşımı kaybetmiş bir insan olarak zamanında bu motor konusu açıldığında kendisini fazlasıyla da uyarmışım ama dediğim gibi alın yazısı yani bazen yani yapamıyorsun ya kaderinin önüne geçemiyorsun bir türlü. Her neyse bu videoyu çekmemdeki olay startlamamın nedeni yani burada PUBG tabii ki şu an gidip de böyle tak 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 adam vurayım edeyim bunları konuşurken oyun oynamam çok zor olurdu. Arayacağım da bir video çekeceğim. Onda en azından bir simülatör oyunu falan oynarım. Biraz oyunu oynayarak sohbet ederim. Burada birazcık daha böyle bir rahat söylemek istedim. Ne oldu?
ne yapıyoruz ve ne yapacağız? Bundan sonra yani yapacağımız şeyler hakkında ufak biraz konuşmak istedim burada açıkçası. Tabii ki hepimiz bir yarımızı kaybettik. Sevdiğimiz bir insanı kaybettik. Ben Barışçı'daki benim en büyük izleyicilerimden birisiydi. Ve ya ilk izleyicilerimden birisiydi kendisi. Beni ghost'uyla, bilmem ghost'layarak bir şekilde oyunuma düşmeye çalışan, hiç unutmam, ikili hesapla beni ghost'lardı. Birini vursam diğer hesabıyla gelirdi, konuşmaya devam ederdi falan. Çok çabalardı yani benimle konuşabilmek için ya da ne bileyim o ortama girmek için çok çabalardı. Onu fark etmiştim. Ve çok eğlenceli bir çocuktu gerçekten. Bilmiyorum, videolarda da belki bunu yayın, en son yaptığımız GTA 5 yayınında da ben bunu söylemişim. Beni en çok güldüren, hatta chat'e de sormuştum. Ve beni bana göre en çok güldüren ve beni yani her zaman pozitif anlamda mutlu eden iki insan var bizim ekibimizde. Biri Sasuke ve biri No Pain. Tabii ki diğer insanlar da beni çok mutlu ediyor. Biz güzel vakitleri geçiriyoruz ama bu ikisinin yeri böyle bende bir ayrı komiklik açısından, sohbet muhabbet açısından yani bir de beni çok sevdiklerini bildiğimden dolayı yani ekstra böyle bir onlara karşı böyle şey oluyorum böyle. Güldürüyorlardı ya benim bir canım çok sıkkın olsa bile güldürüyorlardı yani ağlayacak gibi olsam güldürüyor, depresyonda olsam güldürüyorlardı. Bir şey gelse başıma bir şekilde beni merak edip beni mutlu ediyorlardı sağ olsunlar. Ama yani işte tekrar böyle bir Discord ortamına giriyorum, tekrar böyle bir şey çıksın. Çekelim diyorum ya da bir şey olsun ya da bir şey yapalım. Bir parçanın olmaması, bir parçamızın olmaması, o eksiklik yani nasıl kelimeleri yani o eksikliği fazlasıyla hissediyorum gerçekten. Bakın ciddi anlamda çok fazlasıyla hissediyorum. Benim mentalim öyle kolay yıkılan bir mental değil. Mentalim yıkılmış da değil ama ne yapacağımı bilmiyordum. Yani bu 2-3 gün gerçekten ne yapacağımı bilmiyordum ve Sasuke ile konuşup Sasuke ne yapacağız? Ya o da bana tabii ki bakıp. Tabii o da yani çok yakın arkadaşını kaybetti sonuç olarak. O da bilmiyor. O da bana bakıyor. Ben de ona bakıyorum. Yani velhasıl benim bir şekilde ilerleyip biraz hareket etmem lazım tabii ki. Ve çünkü farkındayım, Sasuke de benim arkamdan bana bakıyor, ne yapacağını o da bilmiyor. Çünkü o da defa bir arkadaşı kaybetti. Ben çok insan kaybetmeme rağmen ben bile ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden biraz bir şeyleri toparlamam gerekiyor. Ve belki eskisi gibi direkt hurra böyle olmamız çok vaktimizi alacaktır. Belki de çok gülsek de sürekli böyle kafamızda, sürekli böyle aklımızın bir yerinde o olacak. Bundan adım gibi eminim. Ama dediğim gibi onun anısını yaşatmak için yapmayı düşündüğümüz çok şey var. Ki zaten anısını kendi içimizde yaşıyoruz. Ama bunu simgeleştirip yaşatmak için bir şeyler yapacağız önümüzdeki zamanlarda. Önümüzde bir dünya şampiyonası var. Bunu biliyorsunuz. MGC var. Ve o da orada Sasuke ile beraber maskot olacaktı. No Pain. O günü bekliyorduk. Yani ben gerçekten bu ilk 24 saatimi size anlatamam burada. Anlamda. Nasıl bir ne olduğunu o kadar bir ayıkamıyorum ki ne olduğunu. O kadar bir yemin ediyorum haberi alıp oraya gidene kadar uçağa binip oraya geçene kadar hızlı hızlı cenazeye yetişelim dedik. Ama yemin ediyorum yolda giderken, bak yemin ediyorum, yanımda Ömer abi vardı, Saylas vardı. Saylas ile ben de gelmek istiyorum çok. Ramos vardı, yani Boğaçan vardı. Vardık da ondan sonra orada diğer bizim ekipten Varus gelebildi, Epi gelebildi. Tabii ki Sasuke'ler falan gelemedi, onların izinleri olmadığından dolayı çok üzüldüm onlara da. Ama ilk fırsatta götüreceğim. İlk izin çıktığı zaman götüreceğim ama yemin ediyorum sürekli telefonda tek baktığım şey Muğla haberler, Bodrum haberler, vefat listesi, son dakika, son dakika haberler. O inanmıyordum. Bak yemin ediyorum size inanmıyordum. Bak nasıl anlatayım sana? Yani gidiyorsun uçakla, oraya iniyorsun. Artık yani olay gerçek. Bak eve kadar gidiyorum. Evin oraya kadar gidiyoruz. Çok sevdikleri orada. Onu sevenler orada. Ve yani bana birisi çıkıp dese ki bu bir şaka, yemin ediyorum bak böyle şaka mı olur lan diyorsunuz ya. Ya da bu ilk başta böyle yorumlar çıktı, ulan bu şakaysa ortalığı ayağa kal. Yani yemin ediyorum takım çıkmazdı. Çıksaydı tüm dünya beni, o kadar diyorum. Ya gülmezdim de ama çok sevinirdim. İnanılmaz sevinirdim. Bu böyle bir olayın olmadığından dolayı çok sevinirdim. Bak o kapıya gidene kadar, oraya gidene kadar, o hocanın verdiği şey, o hocanın okuduğu duaları duyana kadar, bak halen daha inanmıyordum. Ne zaman o arabayı gördüm, ne zaman artık dediler ki bu gerçek yani, o an halen daha inanmıyordum. Halen daha şu an bile inanmıyorum. İşin garip yanı şu. Yani çünkü çok anlamsız yani, anladın mı? Çok
anlamsız olan şey çok bu kadar mutlu bir çocuk, bu kadar yani ya ufacık bir şeyde mutlu olan bir insandan bahsediyorum. Bakın biz konuşurduk. Bana iyi geceler mesajı yazardı. Gecenin üçünde dördünde. Abi can ben uyuyorum, iyi geceler. Ben ona iyi geceler dediğim zaman yarım saat sonra ya da bir saat sonra ya da 5 dakika sonra ona mutlu olup bana kalp atardı bak. Ona bile mutlu olur, görürdü onu. Beklerdi yani onu yazmamı ve yani ya da sabah uyandığında onun bir cevabını verirdi. Yani şimdi arkadaşlar arası biz bunu konuşuyoruz ediyoruz böyle iyi geceler ediyoruz. Sabah ertesi gün bir gün devam ediyor ama bundan bile mutlu olabilen bir insandan bahsediyorum. Yani benim derdimi de dert ederdi bu yaşında. Küçük yaşında benim derdimi de dert ederdi. S2C'yi de dert ederdi. Bizimkileri de dert ederdi. Ya herkese vakit geçirebilmek için her şeyi yapardı. Benim yanıma da gelmek çok isterdi. MC'yi de çok görmek isterdi. Yani halen daha ya inanamadığımdan dolayı halen daha inanmak mı istemiyorum artık. Ya bana inanmak istemiyor değilim aslında. Yani gerçek değil gibi. Bu. Ama gerçek biliyorum. Yani son toprağın üzerine altılana kadar her şeyi de gördüm. Gerçek. Ama işte yani herkesin burada bir sevdiklerinize bakmanız gerekiyor. Bir etrafınıza bakmanız gerekiyor. Motor tehlikeli. Ben motordan çok arkadaşımı kaybettim. Tabii ki arabada da olacak olsa olurdu ama bazı şeylerin kontrolünü almak birazcık daha sizi bu hayatta ileri yeter. Ama ne bilmiyorum ya. Ama bir şeyleri yapmaya devam etmemiz lazım. Önümüzde bir PMGC oynanacak ve bu dünya şampiyonasında takımla beraber de hepsi umutta. Özellikle de sayılır umutta. Takımla beraber istiyoruz o kupayı. Onun adına kaldırmak istiyoruz. Çünkü o orada olacaktı. O bizimle beraber o gün orayı izleyen çocuk olacaktı. Peki stokta bir tane videom vardı. Ama bilmiyorum hangi videoydu. Bilmiyorum belki o girebilir yarın ya da girmez ya da başka bir şey çekelim. I don't know. Bilmiyorum ne yapacağımı bir karar vermem gerekiyor bugünden itibaren. Yani hayat kısa. Kuşlar uçuyor. Hayat devam ediyor bir şekilde. Ve No Pain'i beni sevdiği, ya beni tanıdığı ve beni sevdiği ve bu işi daha da bir yapmak istiyorum. Ben zaten YouTube işini ya da video çekme işini gerçekten dışarıda, yani bu videoda nasılsam dışarıda da öyleyim. Emin olabilirsin hatta dışarıda daha da doğalım. Daha da böyle rahatım. Burada da rahatım ama No Pain'in benim bu videolarımı izlemesi, öyle tanışıyor olmamız, öyle bizim aramıza giriyor olduğundan dolayı ben bu işi tam gaz sürekli bir şekilde yapmak istiyorum. Bir şekilde toparlayıp kafamı yapmak istiyorum. Tabii ki bu işi yapacağım ama hızlı bir şekilde kafamı toparlamak istiyorum. Sam, soğuk, insan sıcak. Yani, oh, üzeri düşmeye başladım. Gerçekten bu kadar sevdiğinizi eminim orada görüyordur. Bir şekilde görüyordur. Bir şekilde farkında çok fazla fazla onun adına güzel mesajlar gördüm. Okuyorum. Sürekli mesajları okuyorum. Yapılan şeylere bakıyorum. Bildiri sürekli bir şekilde yani kullanmak istiyor. Unutturmamak istiyor. Ama merak etmeyin. Ben olduğum sürece, bizimkiler olduğu sürece, Sasuke olduğu sürece biz bir şekilde sürekli hatırlayacağız ve hatırlatacağız. Bundan yana rahat olun. Ama güzel bir şekilde hatırlayacağız. Çünkü yemin ediyorum size No Pain'in bir tane bile negatif bir olay yok. Bir tane bile üzücü. Ya perfect bir çocuktan bahsediyorum. Sen anladın mı? Hep bir pozitif. Hep bir pozitif. Ya hep bize bir pozitif bir şey. Ben arada bir sinirleniyordum. Bağırıp çağırıyordum kendisine bir şeyde. Ama bir şekilde onu pozitife çeviriyordu. Bir şekilde bir şeye sinirlendiğimde de onu pozitife çeviriyordu. Yani sürekli iyi, her türlü iyi ayrılıyorduk kendisiyle. Her türlü. Bak hiçbir zaman triplenip küsüp ya da buna benzer şeyleri abi kardeş arasında olur. Bu yoktu yani anladın mı? Bir şekilde olayı pozitife çekiyordu bu çocuk. Pozitif bir çocuktu yani. Mükemmel bir çocuktu. Mükemmel olduğundan dolayı biz de bunu çok iyi farkındaydık ve o yüzden zaten bir parçamızı böyle bu kadar içten bizi sarsıyor. Ama güzel hatırlayacağız. Ama güzel bir şeyler yapacağız. Bir ara hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bir ara benimle İmsi'nin bir fotoğrafı var. Şuradaki gördüğünüz benim imsiye baktığım. Bu resmi yaptırmıştı odasında başucunda duruyordu. O zaman öyle söylemişti. Bundan kaç sene önce. Sonsuza renk yazmış. İmsi ve Barışcan diye. Bu resim onun başucundaydı arkadaşlar. Bu resim. Yani ya bunun olduğunu zaten biliyordum. Ama böyle olunca bir gidiyor kafam böyle bir gidiyor. Yani o yüzden belki de bilmiyorum. Evine gittiğimde bu resmi annesinden aldığım zaman dediğin her başucunda yani anladın? Hep başucundaydı.
Bunu anlatamam. Gerçekten bu videoya daha kesinlikle hiçbir şekilde bağlı olmayacağım diye kendimi 50 defa kaydı durdurup geri başlattım, olmayacağım. Bunu anlatamam. Gerçekten bu, yani titriyor mesela şu an. Bunu anlatamam. Yemin ediyorum bak, çok ciddi şekilde söylüyorum. Halen daha şu an çıkıp dese ki yok yani ben böyle bir şey olmadı. Gram bir şey sesimi çıkartmam, bu üzüldüğümü bir kenara bırakırım, derim ki okey devam ederim. Hiç sıkıntı yapmam. O kadar bir çok sevinirim ki. Ama işte yok. Yok. Her neyse. Resim Sasuke ile görüştüğüm zaman Sasuke'ye vereceğim, o istedi çünkü. Sasuke'yi de çok seviyordu fazla. Yani hepimizi zaten çok seviyordu da burada az çok olayında değiliz de ya işte neyse. Ben mesela bunu da göstereceğim. Bilmiyordum. Bilmiyordum, yemin ediyorum bilmiyordum. Bu kadar yani işte arkasındaki yani onun profili ve arkasındaki motorları koyduğunu da bilmiyordum. Sonra fark ettim. Gerçekten. Zaten sonradan koyduğu bir şey. Yani öyle. Ya oyunda çok bir vakit geçiresim yok. Söylediğim gibi. Yani şu an bugün oyunda çok vakit geçiresim yok. Dün böyle birkaç oyun kendi aramızda oynayıp böyle biraz kafa dağıttık tabii. Ama bu video faslına girince bu olay biraz değişik oluyor. O yüzden oyunu çıkıp kapatıyoruz. Böyle arkadaşlar. Ben dediğim gibi bir gireceğim. Barışcan'a böyle bir yani böyle bir chill. Böyle sohbet de oynayacağım bir oyun olacak Barışcan kanalına. Ama buradaki olaylarımız bu şekilde. Yani videolar devam edecek. Gideceğiz. Güzel bir şekilde ilerlemeye devam edecek. Önümüzdeki IPM gece var. Daha anısı için ve onun için onu simgeleyen güzel şeyler yapacağız. Önümüzdeki zamanlarda buradan bunu sözünü veriyorum size. Gerçekten. Yani güçlü bir insan olduğumu düşünüyorum. Bu tarz konularda özellikle de. Ve gerçekten anlamı çok fazlasıyla arkadaşımı kaybettim zamanında. Yani ama işte böyle genç yaşta birisi olunca böyle bir gidiyor, anladın mı? Böyle bir kafan hani böyle bir kim olursa olsun böyle oluyor. Ama bu senin yanından, senin içinden birisi olduğu zaman ekstra böyle beynin gidiyor. Ama yani yapacak bir şey yok. Dua etmekten başka onun için. Onu hatırlamaktan başka. Onu güzel hatırlamaktan başka. Onun için güzel şeyleri düşünmekten başka. Hiçbir şey elinizden gelmiyor. Gelmiş olsaydı eğer bir şeyler yapıp geri döndürmüş olsaydık, ben çok kişiyi döndürmüştüm hayatımda. Bu maalesef dediğim gibi toprak hiçbir zaman aldığını geri vermez. Hiçbir zaman. İsteyen yanımda ona değil aslında yani. Allah sevdiği insanı erkenden yanına alır derler. Yani No Pain'i sevilmeyecek de bir çocuk değildi. Size teşekkürler.